Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Bayındır Çiçek Festivali'nden beyaz yelpaze çiçeği de buldum. Hatırlarsanız daha önce mor yelpaze çiçeği almıştık seradan yaklaşık 1,5 ay önce ve onun toprak değişimini gerçekleştirmiştik. Şu anda da bayağı bir tomurcukta, full açtı sayılır, çok güzel gelişti. Şu anda bunun saksısını ve toprağını değiştirmiyorum çünkü hem toprağım yok hem saksım yok. Fakat ilk fırsatta toprak temin ettiğimde tabii ki toprağını değiştireceğim. İlkbaharda ve sonbaharda özellikle de seralardan aldığımız bitkilerin toprağını değiştirmekten hiç korkmayın. Çünkü geldikleri ortamları nasıl bir ortamda yetiştirdiklerini bilmiyoruz. Bazen karıncalar çıkabiliyor, bazen bitler oluşmuş olabiliyor, bazen kökler sağlıksız olmuş olabiliyor. O sebepten bitkimiz kendi ortamımıza yetişmesi için, alışması için mutlaka toprak değişimi yapmamız gerekiyor. Gerekirse önlem amaçlı bit ve mantar ilacı da uygulamamız gerekiyor. Bütün çiçeklerde uyguluyoruz. Ben şu anda bundan tepeçelikleri aldım birkaç tane. Tepeçelikleri alırken sizlerle de paylaşmak istedim canlarım. Aynı zamanda mor çiçeğim de hemen yanımda. Onu da size göstereceğim şimdi. Bunun da çeliklerini sizlerle birlikte dikimini gerçekleştireceğiz. Köklenme aşamasını daha sonra tekrardan paylaşacağım. Mor yelpaze çiçeğimin videosunu daha önce izlemişsiniz. Kanalıma ilk defa denk gelenler için de linkini hem yorumlara hem açıklamaya ve önerilere bırakıyorum. Oradan tüm detaylarını, bu bitkimizle ilgili bakım detaylarını, o anda yapmış olduğumuz kök budaması, toprak değişimi ve bakım bilgilerini o linkte bulabilirsiniz. Beyaz yelpaze çiçeğimizi hemen şöyle kenara alalım ve mor olanı size göstereyim. Bakın. Mor yelpaze çiçeğin gelişim durumu şu anda bu aşamada. Bütün dallarından tomurcuklar fışkırıyor her yerinden. İlk açan tomurcuklar kurudukça bitki onu üstünden atıyor. Bitkimizin kendi kendine temizleme özelliğine sahip olduğunu söylemiştik. Konumlandırdığım yerde biraz güneş fazla geldi. Güneş fazla geldiği için yapraklarda sararmalar oldu. Zaten bütün bitkiler ilk değişim yaptığımızda yaprak sararmaları olabiliyor. Bir de uygun konumda konumlandırmazsak eğer bitkimizi kaybetme aşamasına kadar varabiliyoruz. Kök budaması bütün bitkilerde yapıyorum. Benim kök budamamı eleştirenler olduğunu duymuştum. Daha doğrusu birkaç kişiye söylemişler kök budaması yapıyor. Fakat bizim çiçeklerimiz kök budaması yaptıktan sonra ölüyor diyenler var. Maalesef ki eğer uygun konumda konumlandırmazsanız bitkiniz, kök budaması yapsanız da yapmasanız da bir şekilde bitkinizi kaybedersiniz. Hemen gözlemlememiz gerekiyor. Aşırı sıcak aldığı için, yapraklar da sararmaya başladığı için, çiçekler açamaz duruma geldiğinden dolayı bitkimi biraz daha öğleden sonra sadece güneş görebilecek yere konumlandırdım. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde açmaya devam ediyor. Şahane görsel oluşturdu. Eminim ki beyazı da çok kısa bir zamanda bu hale gelecektir. Onu da zaten ilk fırsatta toprağını değiştireceğim. Sizlerle paylaşmak istedim. Beyazını unutmuştum ben. Çiçek Festivali'nde aldım bitkilerin videosunu paylaşmaya. Birkaç tane çelik kesmiştim. Şöyle. Bu şekilde çelikten çoğaltılabiliyor. Bu bitki çok kolay bir şekilde tutar şu anda. Mevsim tam bitkileri çoğaltma mevsimi. Şöyle toprağa iliştirmemiz, yandan da toprak takviyesi yapmamız yeterli. Can suyu vereceğim. Toprağım çok kuru çünkü. Tamamen deneysel amaçlı. Birkaç tane çeliğini aldım. Beyazı da çok güzel asil bir renk. Pembesi de vardı. Fakat pembesine girmeyeyim dedim şu anda. Almadım pembesini. İlerleyen zamanlarda hiç belli olmaz. Pembesi karşıma çıkarsa pembesini de alırım. İnşallah Allah nasip ederse. Bunlar köklendikten sonra, bunlar hep tepe uçları olduğu için açma ihtimalleri çok yüksek. Can suyunu vereceğim, gölge yere konumlandıracağım ve orada köklenmesini bekleyeceğim. Neticeyi daha sonra sizlerle paylaşırım inşallah. Böyle minik bir saksıya diktim. Tamamen deneysel amaçlı.
Evet, yelpaze çiçeği ile sizlere bu videomuzda veda ediyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum canlarım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle. Hoşça kalın.